71 yıl önce bugün, 1 Eylül 1939 tarihinde Alman Nazi orduları Polonya'ya saldırarak milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Bu savaş İkinci Dünya Savaşı'nın da başlamasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı 60 milyon insanın ölümüne yol açtı. Savaş bittiğinde bugün Dünya Barış Günü ilan edildi. Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşların Dünya Barış Günü ile ilgili düşüncelerini sorduk. Cihanda sulh olsun. Sadece Türkiye'de değil, dünyada barış olsun isterim ya. Dünyada barış yok zaten şu an. Biliyorsunuz barış yok. Kötü insanlar olduğu müddetçe barış olmaz. Ben inanmıyorum barış olacağını. Huzur ve mutluluk isterim. Barış günü herkese hayırlı olsun diyelim. Başka ne diyeyim? Herkesin barış içinde yaşamasını isterim. Teşekkür. 1 Eylül'de yani bu Türkiye'de PKK olayı, ondan sonra insanların geçim derdi, geçim sıkıntısı, inşallah refaha ulaşır diyorum yani. Orta direk gitti. Orta direk diye bir şey yok. Millet iş bulamıyor. İşsizlik bir yandan, geçim derdi bir yandan, aile içi şiddetler artmış durumda. Hani boşanmalar çok oluyor. Bunlar yani inşallah 1 Eylül'den sonra düzelir diyorum yani. Barış olsun, özgürlük olsun, herkes güzel olsun, her şey. Dünyada barış olsun. Başka ne, nasıl bir mesaj verilebilir? Dünyada barış olsun. Özellikle ülkemizde barış olsun, iyilik olsun, güzellik olsun. Doğaya değer versin, canlara değer versin. Kan akmasın. Bence pek de barış yok ama koymuşlar günü. Aslında var gibi görünüyor ama yok, hiçbir yerde yok şu an. Dünyada barış var mı? Bence yok. Hiçbir zaman da olmadı. Mutlu bir yaşantı isterim. Huzurlu. İnsanların olduğu yerde hep yani sorun olmuştur. Tabii her şey eğitimden geçiyor. Yani insanlar ne kadar çok bilinçlenirse yani hoşgörü oluyor tabii. Yani hoşgörünün olduğu yerde de hani problemler azalır. Yani sorunlar azalır. Dünyadan önce insanın içerisinde huzurun ve barışın olması gerekiyor. Bu etrafında bulunduğu popülasyonla bulunduğu topluluk ve en önemlisi de ülkedeki barış ortamının sağlanması çok önemli. İnşallah barış erken intikal eder de herkes de rahata kavuşur. Uygulamasını yapabilecek olan insanların memleket dünyayı idare etmesi lazım. Özellikle Türkiye'yi idare etmesi lazım. Ben bir emekli öğretmenim. Barışın ne demek olduğunu ben kendi öğrencilerime öğrettim. Bizim hocalarımız da bize öğretti. Ama maalesef yanlış algılamalar neticesinde barış böyle bozuluyor işte. Herkesin bir araya gelip bu işi çözmesini isterim. Dünya barışı. Her yerde aslında karışıklık vardı. Yalnız Türkiye'de değil. Dünyanın, bilmiyorum, karıştırmak için mi çıktılar ortaya veyahut da ne bileyim bu düzeni düzeltmek için değil de barışı getirmek istemediklerini düşünüyorum ben. Tüm dünyada kardeşlik, sevgi, barış, huzur olsun. Ama maalesef bu emperyalist güçler bunu istemiyorlar. O nedenle karıştırıyorlar. Özellikle İslam ülkelerini karıştırıp kendi çıkarları, kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Kimse dövüşmesin, kimse kavga etmesin, kimse savaşmasın. Biz savaşların olduğunu istemiyoruz, terörün olduğunu istemiyoruz. İçin olacağını düşünmüyorum çünkü barış olduğu zaman silahlar susacak. Ve birçok gelişmiş ülkelerin kayıpları olacak. O yüzden beğeniyoruz ama maalesef gerçekleşmeyecek. Savaş, barış, bunların hepsi bir arada. Toplumsal barış her zaman önünde, ön planda olması lazım. Yani ülkede, komşu ülkelerimizde savaşlar, ne bileyim böyle çatışmalar, kaoslar, katliamlar oluyor. Bunların durması, dünyanın da buna kulak vermesi, bir yandan da herkesin toplumsal olarak bunun bilinci varması gerekiyor.